Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde sizler arkadaşlar önümüzdeki dönemde bilgisayar için raflardaki yerini alacak olan bazı oyunlardan bahsedeceğiz. Aslında bu oyunlar öyle alışılageldik oyunlar değil. Çünkü böyle yayınlanan videolarıyla bizi etkileyen ve bizi meraklandıran yapımlara göz atalım istedik. Nedir bu oyunlar? Lafı uzatmadan bu listemize geçelim. Lakin şunu belirtmek istiyorum. Bu oyunları oynamak için arkadaşlar gerçek bir canavara ihtiyacınız var. Yani böyle ben 3-4 yıl önce bir oyun bilgisayarı almıştım. Onunla oynayabilir miyim diye soracak olursanız belki oynayabilirsiniz. Yani belki o oyunu açabilir bilgisayarınız. Lakin oyundan ne kadar zevk alacağınız da soru işareti. Çünkü şimdi yayınlanan videoları izliyoruz, işte ekran görüntülerine bakıyoruz. Oo diyoruz, oyundaki grafiklere bak, oynanışa bak, işte efektlere bak, patlama efektlerine bak falan. Sonra alıyorsunuz oyunu, bilgisayarınıza yüklüyorsunuz ve ayarları ister istemez low'a falan çekiyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz ki karşınıza çamur gibi bir oyun çıkmış. Dolayısıyla burada aslında suç oyunda değil arkadaşlar. Bilgisayarınızın sistem özellikleri düşük olduğu için oyunu düşük kapasitede çalıştırıyor ve karşınıza böyle 3-5 yılın öncesine ait grafikler çıkıyor. Bu da çok hoş bir durum değil. Ve şimdi isterseniz listemizdeki ilk oyuna bakalım. Evet, ilk oyunumuz Cyberpunk 2077. Biliyorsunuz bu oyun uzun bir süredir geliştirme aşamasında çok ilgi gören bir yapım. Neden? Çünkü The Witcher 3 Wild Hunt'ın yapımcısı tarafından geliştiriliyor. Biliyorsunuz Witcher 3 pek çok ödül almıştı ki 2015'te çıkan bir yapım olmasına karşın hala en çok satılan oyunlar arasında yer alıyor bu yapım. Ve gerçekten muazzam bir oyundu. Dolayısıyla Cyberpunk'ın da aynı kalitede olması bekleniyor. Cyberpunk için pek çok çıkış tarihi açıklandı. Fakat yapımcı stüdyo bu çıkış tarihleri yaklaştığı an hop ne yaptı? Erteledi ve yeni bir çıkış tarihi açıkladı. Şu anda açıklanan en güncel tarih 17 Eylül arkadaşlar. Eğer bir aksilik çıkmazsa ki artık dünyanın başına nasıl bir aksilik gelebilir biz de bilmiyoruz. Meteor falan düşmezse diyelim. 17 Eylül'de Cyberpunk 2077 PC için raflardaki yerini almış olacak. Tabii PC'nin yanı sıra konsollara da gelecek bu oyun. Lakin konseptimiz PC olduğu için biz burada bilgisayar sürümünü baz alalım dedik. Listemizdeki ikinci oyun arkadaşlar Marvel Avengers oyunu. Biliyorsunuz Avengers Endgame dünya çapında ses getirmişti ki şimdiye kadar en çok gişe hasılatı elde eden filmler listesinde de Avatar'ı geçerek ilk sıraya yükseldi. O zaman bu Avengers kültürü geniş bir kitleye ulaştı ve oyunu da duyuruldu. Bu oyun arkadaşlar ilk duyurulduğunda çok büyük tepkiler almıştı. Neden? Çünkü oyundaki karakterler filmdeki karakterlere çok fazla benzemiyordu. Dolayısıyla burada Square Enix'i adeta topa tuttular. Niye filmdeki karakterleri oynatmıyorsunuz gibisinden. Lakin Square Enix dik bir duruş sergiledi ve dedi ki biz karakterleri değiştirmeyeceğiz. Karakter tasarımlarımız budur ve oyunun çıkışında da bu olacak dediler. Ve oyun çıkışı için aslında yakın bir tarih söylemişlerdi. Lakin sonradan oyun ertelene 4 Eylül'e kadar sarktı. Muhtemelen önümüzdeki son çeyrekte raflardaki yerini almış olacaktır bu oyunda. Şunu belirtelim. Avengers için yayınlanan son oynanış videoları gerçekten kaliteli bir yapım bizleri beklediğini gösteriyor. İlk yayınlanan videolarda gerçekten böyle bir kalitesizlik, bir böyle 2-3 yıl öncesine ait grafikler falan söz konusuydu. Lakin yayınlanan son videolarda gerçekten Square Enix'in oyun üzerine biraz daha böyle önem verdiğini gördük. Eğer sağlam bir bilgisayarınız varsa bu oyunda gerçekten çok kaliteli grafiklerle oynarsanız zevkine varacağınıza şüphe yok diyebiliriz. Listemizdeki 3. oyun ise Dying Light 2 arkadaşlar. Bu oyun aslında duyurulalı hayli zaman geçti. Pek çok video yayınlandı ve gerçekten ilgi çekti. Şimdiye kadar yapılan aslında en iyi böyle zombi temalı oyun diyebiliriz. Açık dünya temasına sahip ve bu dünyada zombilerin baskını söz konusu. Bu oyuna girdiğinizde arkadaşlar kendinizi gerçekten böyle zombilerin hüküm sürdüğü bir dünyada hissediyorsunuz ve kendinizi oyuna kaptırıyorsunuz. Neden? Çünkü açık dünya temasından bahsediyoruz, gidiyoruz, orada zombi var, orada zombi var ve bu insanlara gerçekçi bir şekilde aktarılmış. Biliyorsunuz kısa bir süre önce Days Gone da çıkmıştı. Onda da yine böyle zombi teması vardı, açık dünya vardı. Lakin ondaki bu zombi havası tam olarak oyunculara geçmemişti. Fakat Dying Light'ta bu iş son derece başarılı bir şekilde yapılıyor. Dolayısıyla Dying Light 2'de de aynı durumun devam etmesini bekliyoruz. Bir sonraki oyunumuz ise Assassin's Creed Valhalla. Aslında Assassin's Creed'in Vikingler zamanında geçeceğini biliyorduk. Yani pek çok görsel sızdırılmıştı, söylentiler vardı. Hatta oyunun adının Ragnarok olacağı söyleniyordu.
Bu İskandinavlardaki inanışlardan ötürü acaba oyunun ismi Ragnarok olacak mı gibi bir söylenti vardı. Hayır, oyunun ismi yine gerçi İskandinav tanrılarıyla alakalı bir isim seçilmiş Valhalla olarak duyuruldu. Oyun için yayınlanan ilk videolar gerçekten takdire şayan. Dolayısıyla grafiklerin üst seviyede tutulduğu ve gerçekten bilgisayarlarımızı zorlayacak bir oyun olduğunu görüyoruz. Eğer böyle 2-3 yıllık bir PC'niz varsa ve bu oyundan tam olarak tad almak istiyorsanız onu satıp yeni bir bilgisayar almanızı tavsiye ederim. Ve gelelim son oyunumuza arkadaşlar. Bu son oyun tamamen yeni nesil konsollara entegre bir şekilde geliyor. Dolayısıyla saydığımız liste içerisinde belki de bilgisayarınızı en fazla zorlayacak oyunun Resident Evil Village olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü PlayStation 5'in sunumunda tanıtılmıştı Resident Evil Village ve oyunla ilgili şu ana kadar herhangi bir oynanış videosu falan yayınlanmadı. Lakin yayınlanan o teaser videosu bile bizleri gerçekten etkilemeye yetti. Bir film tadında açılış videosu izledik. Dolayısıyla bu oyunun yeni nesil konsollara geleceğini düşündüğümüz zaman bilgisayarlarımızı son derece zorlayacak bir kapasiteye sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Eğer bu oyunları tam randımanlı olarak oynamak istiyorsanız RTX serisinde bir ekran kartı almanızı tavsiye ederim. Çünkü biliyorsunuz yeni nesil oyunlarda aktif ışın izleme özelliği gelecek. Dolayısıyla ışın izleme özelliğinin olduğu bir ekran kartını tercih ederseniz böyle oyunlardan tam anlamıyla zevk alabilirsiniz diyelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.